Merhabalar kıymetli izleyenler. Kanal S televizyonu ekranlarına ve Sahur Vakti programımıza hoş geldiniz. Samsun İl Müftülüğü olarak hazırlamış olduğumuz Sahur Vakti programımızın bu akşamki konuğu İl Müftülüğü vaizimiz Kenan Cam hocamız olacak. Programımıza geçmeden önce bizleri yolunu aydınlatan, dünyamızı aydınlatan, gönlümüze ferahlık veren Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sizleri baş başa bırakmak istiyoruz.
Bu güzel Kur'an-ı Kerim tilaveti için değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenler, bu geceki sahur vakti programımızda değerli misafirimiz, değerli konuğumuz Kenan Cam hocamızla tüketim ahlakı ve israf konusunu ele almaya çalışacağız. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hoş bulduk Fatih Hocam. Allah razı olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Ramazan günleriniz, vakitleriniz, yoğunluğunuz nasıl geçiyor? Elhamdülillah. Tabii yoğun bir pandemi atmosferinde nasıl olması gerekiyorsa o şekilde götürmeye çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Rabbim inşallah bu sıkıntılı günlerden bir an önce çıkabilmeyi cümlemize nasip eyler inşallah. İnşallah hayırlısıyla bu pandemi sürecinin sonuna geldik. İnşallah bu süreci tüm dünya insanları olarak, ülkemiz olarak hayırlısıyla atlatırız Sayın Hocam. İnşallah hocam. Kıymetli hocam, önemli bir konuyu, çok gündemimizi yakine ilgilendiren bir konuyu, tüketim ahlakını ve israf konusunu beraber değinelim istedik. Müsaadeniz olursa ben birkaç istatistik paylaşmak istiyorum. Estağfurullah, buyurun. Şimdi dünya ölçeğine baktığımız zaman yaklaşık 820 milyon insanın açlık sınırında olduğunu biliyoruz. Evet. Diğer taraftan israfın tabii birçok çeşitlerini biz konuşacağız ama 13 milyar ton civarında gıda israfının olduğunu istatistikler paylaşıyor. Bu iki istatistiği biraz böyle incelediğimiz zaman yani 13 milyar ton gıda israfının 820 milyonluk kitleyi yani açlık sınırında olan kitleyi 3 kez doyurabileceğini paylaşıyor çalışmalar. Dünyanın tablosu, durumu bu şekilde. Yine ülkemize evet. Baktığımız zaman 80 milyonluk bir nüfusa sahip ülkemizde günlük 6 milyon ekmek çöpe gidiyormuş hocam. İstatistikler böyle, tablo böyle. Evet. Biz bu tabloyu birazcık daha anlama adına, irdeleme adına ve gelecek topluma ışık tutma adına biraz irdeleyelim istedik. Toplum, dünya neden böyle? Bu anlamda kıymetli hocam, öncelikle tüketim kültürü deyince ne anlamalıyız? Buradan bir başlayalım isterseniz. Şimdi Fatih hocam, dilerseniz tanıma geçmeden önce evet. Bir girizgah yapalım. Hızlı bir çağ yaşıyoruz. Yani hızlı bir çağdayız. Hatta bu çağı tarif edenler hız ve haz çağı diye tabir ediyorlar. Hı hı. Ulaşımda, iletişimde, teknolojide, diğer gelişmelere deyim yerindeyse insan artık yetişemez duruma geldi. Evet. Yani her gün ayrı bir imkan ve yenilik insanların hizmetine sunuluyor. Hatta bir istatistikle ben paylaşayım. 2019 TÜİK verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyonu aşmış durumda. Bu şu demek, neredeyse toplumumuzda her 4 kişi başına sanki bir araç düşüyor. Bunun haricinde daha sayamayacağımız nice imkanlar, bugün mesela çat kapı birinin evini, kapısını çaldığımızda milyarlık telefonlar, her bireyde evet. Birer tane telefon. Yani Allah aşkına şu imkanlara bakar mısınız? Fakat madalyonun bir de öbür yüzü var. Evet. Elimizdeki bu imkanların hayatımızı kolaylaştırıyor olmasının yanında
birçok da savrulmalara neden oluyor. Hı hı. İşte bu savrulmalardan bazılarını saymak istersek, küresel ısınmadan tutun da iklim değişikliklerine kadar, doğal kaynakların hızla yok edilmesinden, su kaynaklarının kurumasına, ozon tabakasının delinmesinden, dünyanın çölleşmesine, gelir dağılımındaki adaletsizlikten tutun da açlık ve fakirlik problemine, soluduğumuz hava, suya, içtiğimiz suya kadar savrulmalar yaşıyoruz. Problemlerle karşı karşıyayız. Evet. Bunun temelinde de, bu sorunların temelinde de insanoğlunun dizginlenemeyen hırsı ve doymak bilmeyen arzuları bunun temelinde yatmaktadır. Evet. Tüketim kültürü ve israf burada önemli rol oynamakta diye düşünüyorum. Yani toplum, insan sahip olurken, sahip olmaya çalışırken, hayatını dizayn ederken, yaşam alanını, konfor alanını oluştururken, geliştirirken bir yeniyle de tüketime doğru mu kendini? Evet, tam da onu demek istedim. Götürmüş oluyor hocam. Dilerseniz tüketimi bir tarif edelim. Evet. Tüketim, insan ihtiyaçlarının karşılanması için mal ve hizmetlerin faydasından yararlanmaya biz tüketim diyoruz. Mal ve hizmetlerin yani faydasından yararlanmaya. Faydasından yararlanma, evet, işine biz tüketim diyoruz. Ancak günümüzde tüketim az önce saydığımız sahiplerden, sebeplerden dolayı çok farklı anlamlar ve boyut kazanmıştır ki ihtiyacı karşılama aracı olmaktan çıkarılmış, istek ve arzular doğrultusunda çılgınlık boyutuna ulaşmıştır. Bugün bakıyoruz ki çeşitli medya ve iletişim araçlarıyla aşırı tüketim insanlara özendirilmiş, kişiler gösteriş amaçlı tüketimler yapmaya başlamış. Sanki sosyal medyadaki paylaşımlar, yaptığı tüketimler insanın değerini artırıyormuş gibi bir izlenim olmakta. Adeta şu anlama geliyor. İnsan, insanın kendi eliyle ürettiği mal ve eşya insandan daha kıymetli hale getirilir oldu. Hmm. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabii birazdan inşallah israf çeşitlerinde bunları daha ayrıntılı ele alacağız inşallah. İnşallah hocam. Yani bir nevi yaşadığımız dünya, reklam kültürü, üretim sistemi bizlere işte kullan, daha çok kullan, daha çok kullan ki üretilsin, sürekli üretilsin, sürekli üretilsin, evet, anlamında bir sistemi herhalde, evet, hep beraber yaşıyoruz. Hocam bu konuyla alakalı İslam'ın, dinimizin tüketim anlayışıyla ilgili bir çerçeve çizebilir miyiz? Şimdi bununla alakalı şöyle söyleyelim. İslam tüketim konusunda ihtiyaca göre tüketim yapmayı bizlere öngörmüştür. Fakat bugün gelinen nokta o ki insanlar gelirlerine göre tüketimi ayarlamaya başladılar. Yani ihtiyaca göre değil, ihtiyaca göre değil, gelire göre. Gelire göre bir tüketim yapılmakta şu anda günümüzde. Peki bu gelirin de üstüne de herhalde baktığım zaman çıkılıyor herhalde, değil mi hocam? Şimdi burada ihtiyaca göre derken aslında İslam'ın çizdiği çerçevede burada da ihtiyaç kavramını aslında biraz açmakta ben fayda görüyorum. Evet. İhtiyaç nedir? İhtiyaç tatmin edildiğinde kişiye haz ve lezzet veren, tatmin edilmediğinde ise elem ve acı veren hislere biz ihtiyaç diyoruz. İhtiyaçlar iddia edilenin aksine sınırsız değildir. Hmm. Sanki ihtiyaçların sınırsız olduğu gibi bir algı şu anda günümüzde böyle bir şey mevcut. Asıl olan, sınırsız olan insanın arzu ve istekleridir. Efendimiz de öyle buyurmuyor mu? İnsanın bir vadi dolusu altını olsa ikinciyi ister, hı hı, gerekiyorsa üçünü ister ve onun ağzını toprak doldurur diye bunun ihtiyaca göre
Yani insanın arzu ve isteklerinin bitmediğine burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir işarette bulunuyor. Yani şöyle formüle edebiliriz herhalde bunu hocam. İstekler sınırsız olabilir ama ihtiyaçlar sınırlı olmalıdır. İhtiyaçlar sınırlı olmalıdır. Hatta şöyle bir sıralama yapacak olursak bu bağlamda gerçek ihtiyaçların iyi belirlenmesi gerekir. Sınırsız istek ve arzularımıza göre değil de zaruret derecesine göre ihtiyaçlarımızı biz şekillendirmek durumundayız. Bu noktada üç çeşit ihtiyaç hasıl oluyor insan için. Birincisi zorunlu olanlar. Bunlara biz İslam'da zaruriyat diyoruz. İkincisi hayatı kolaylaştıran, bunlara haciyat diyoruz. Ve hayata zevk ve güzellik katması bakımından ihtiyaçlara da tahsiniyat diyoruz. Dolayısıyla tüketim ahlakında kişi sahip olduğu malları fütursuzca, sınırsızca harcama değil, bu sıralamada yaptığımız sıralamaya göre önce ihtiyaç listesini, daha sonra diğer ihtiyaçlarını göz önünde bulundurursa tüketimde gerekli dengeyi yakalamış olur diye düşünüyorum. Evet hocam. Bu dengeyi sağlamak için yani ihtiyaç ve istek dengesini, işte tüketim ahlakı dengesini işte sağlamak için bir önerilerimiz var mı hocam? Neler yapabiliriz? Ya bu noktada işte en büyük önerimiz bu kişilerin ihtiyaçlarına, harcamalarını ihtiyaçlarına göre yapması. Yani her sahip olduğumuz şeyi sınırsızca ve sorumsuzca tüketme hakkına sahip olmadığımızı, tüketim hakkının ihtiyaçla sınırlı olduğunu bilirsek, yapmış olduğumuz harcamalarda bu dengeyi yakalayabileceğimizi ümit ediyorum. İsraf etmeme. Evet. Birinci prensip israf etmeme. Hı hı. Burada israfa bir kapı aralayacak olursak dilerseniz israfın tanımıyla başlayalım. Buyurun hocam. İsraf aşırı gitmemek, haddi aşmamak, makul sınırların haddi aşmak, makul sınırların ötesine geçmek, malı mülkü saçıp savurmak, ihtiyaçtan fazlasını harcamak gibi anlamlara gelir. İsraf genelde mal ve servet için kullanılır. Fakat böyle kullanılırsa da gerçekte insanoğlunun haddi aşmış olduğu her şeye biz israf çerçevesi içerisinde ele alabiliriz. Evet. Bu noktada birçok israf çeşitlerini sıralayabiliriz. Yani israfta anladığım kadarıyla bir dengeyi kaçırma, haddi aşma söz konusu herhalde. Bu sadece mal ve servet konusunda değil, insanoğlunun hayatındaki her şeyde dengeyi yitirmesi israfa sebebiyet veren şeylerdir. Bir de hocam, İslam denge dini de deriz yani hocam. Evet, evet. Bu denge herhalde, dengenin gözetilmesi gereken en önemli konulardan biri herhalde bu israf konusu. Ölçüyü kaçırma, sınırlarını bilmeme. Bir şey okumuştum Kenan hocam. Buyurun. Dünyadaki en önemli icatlardan, ortaya konulan şeylerden birisi ya da en önemlilerinden bir tanesi diyelim, çizgi çizmek olmuş. Yani insanoğlu çizgiyi üretmiş, çizgiyi fark etmiş, çizgi çizmek önemlidir demiş. Neden önemli olmuş? Çizgiyle beraber insan sınırı olduğunu, bir denge olduğunu, dengeyi yakaladı, şey yapmış, fark etmiş yani. Dolayısıyla hayatın özünde bir çizgi var sürekli. O çizgi ve herkesin çizgisi kendi ihtiyaçlarına göre, imkanlarına göre, gelir dengesine göre olmuş. Bu çizgi mevzusu bu konuda herhalde önemli olsa gerek. Şimdi dedik ya, dünya denge üzerine kurulu. Şimdi biliyoruz ki güneş kainata 1 milim yaklaşmış olsa
Bütün kainat kül olacak. Evet. Bir milim uzaklaşmış olsa ne yapacak? Bütün dünya, yeryüzü donacak, kainat donacak. Dolayısıyla Allah-u Teala bu kainatı, alemi o kadar güzel bir denge unsuruyla yaratmış ki bizden de hayat yolculuğunda dengeyi tutturmamızı ve israftan kaçınmamızı istemiş. Evet. Yani dengeyi bozmanın zıttı herhalde israf olmuş oluyor. Evet. Bu manada. Evet. Bir de ihtine sıratal müstakim ayeti kerimesi var. Hani doğru yol tabir var dinimizde malumunuz. Doğru yol da aslında bize bir çizgi, bir sınır koyuyor yani. Hani. Yani bu konuya ben israf çeşitlerine girdiğimizde dilerseniz biraz müdahil olayım. Tamam, oradan ilerleyelim isterseniz. Neleri biz israf ediyoruz? Şimdi israf deyince hani sadece gıda israfı mı var? Başka israfları nasıl anlamalıyız yani? Öncelikle insan hayatında bilinen yeme, içme, giyim olmak üzere harcamalardaki israf. İsraf denince bugün toplumda ilk harcama insanın aklına gelir. İsrafın bu çeşidi iki boyuttadır, tezahür eder. Birincisi dengesiz ve ölçüsüz harcama, diğeri ise nimeti haram sayıp veyahut da kullanmamak, onu insanların hizmetine sunmamak, ne kendisi için ne de başkaları için harcamamak, bekletmek. Evet. Her ikisi de sınırı aşmak ve dengeyi bozmak anlamında israf sayılmaktadır. Hı hı. Kaldı ki Fatih Hocam, insanın hayatını sürdürebilmesi için çeşitli ihtiyaç maddelerini temin etmesi zaruridir, kaçınılmaz bir durumdur. Yani yiyecekten giyeceğe, efendim barınmaktan ısınmaya, taşıttan zorunlu kullanım eşyalarına kadar insan ihtiyaç duyacağı şeylerdir bunlar. Varlığımız ve iş yapma gücümüzün devamı için gerekli gıdaları almak, ihtiyaçları gidermek insani olduğu kadar bu dini de bir görevdir aynı zamanda. Nitekim Rabbimiz Celle Celaluhu Taha suresi yanılmıyorsam 81. ayet olacak. Kulû min tayyibâti mâ razaknâkum ve lâ tedgav fîhî feyahille aleykum gadabî. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helallerinden yiyin. Bu konuda aşırı gitmeyin. Yoksa üzerinize gazabım iner buyuruyor. Evet. Yine bu bağlamda Araf suresi 31. ayeti celilede de Ya beni Âdeme hudû zînetekum inde kulli mescidin kulû veşrabû ve lâ tüsrifû innehu lâ yuhibbul müsrifîn. Ayetin son kısmından ele alacak olursak Rabbimiz buyuruyor ki yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Evet. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda İnnallâhe yuhibbu en yara etheru nimetihi ala abdihi. Yani Yüce Allah verdiği nimeti kulunun üzerinde onun izlerini, eserini görmesi, görmeyi ister. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanına göre Allah Celle Celaluhu malı israf etmeyi hoş karşılamaz. Yine bu manada, bu meyanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şerifinde kulû veşrabû ve tesaddabû ve elbesû fî gayri israfin ve mehîletin. İsrafa düşmeden ve gösteriş yapmadan yiyiniz, içiniz, giyiniz buyuruyor. İsrafın bu çeşidinin yani yeme, içme, giyme, ihtiyaçlar gibi, ihtiyaçları giderme gibi harcamalardaki israfı budur. İkinci boyutu ise az önce ifade ettiğimiz gibi yukarıdakilerin tam tersine harcamada bulunmamak. Yani onu gereği, bırakın gereği gibi harcamayı, hiç harcamamak. Bu da aynı zamanda israftır. Şimdi toplumda israf denince bir şeyi lüzumsuz ve gereğinden fazla harcama diye tarif edilir ama hiç harcamamak, onu tutmak da İslami anlayışa göre israftır. Evet.
Yine Fatih Hocam, bununla ilgili Rabbimiz buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram kılmayın. Ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah sınırları aşmayı sevmez buyuruyor. Yani dolayısıyla biz buradan anlıyoruz ki en önemli birinci israf çeşidi harcamalarda. Evet. Fatih Hocam maalesef günümüzde toplumlara şöyle bir göz attığımızda yapılan yiyecek ve içecek israflarının, giyim kuşam israflarının haddi hesabı yok. Yani çöplere atılan ekmeklerin, dökülen yemeklerin, boşa akıtılan suların, gardıroplarda insanların hiç giymediği elbiselere tutun da yani milyonları bulan şehirlere yetecek kadar efendim bu israf miktarının ulaştığını görüyoruz. Burada israfın hangi vahim boyutlara ulaştığını göstermek için siz bir takım şeyler paylaştınız az önce, hı hı. istatistikler. Ben çok uzatmayacağım. Bizim ülkemizde yapılan bir istatistiği ben değerli izleyicilerimizin dikkatine sunmak istiyorum. İstanbul Fırıncılar Odası'nın beyanına göre hocam, yani bundan 5-10 yıllık bir istatistik diye tahmin ediyorum. Eminim günümüz verileri bunun çok çok daha üzerindedir. Hı hı. Günde 2 milyon ekmek çöpe atılıyor. Hı. İstanbul'da bugün günde 2 milyon ekmek çöpe atılıyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu yapmış olduğu verilere göre ise ülkemizde her gün ortalama 10 milyon 80 bin ekmek çöpe atılıyor. Evet. Yani bunların mali tutarı 7 milyon 56 bin lirayı aşıyor o günlerin rakamlarına göre. Güncel rakamlar az önce ifade ettiğim gibi çok daha fazladır. Yani bu şu demek, bir yıldaki israf edilen ekmek ortalama 450 bin ton buğdaya denk geliyor. Evet. Yani günümüz şartlarındaki şu ekonomik krizleri bir düşünün. Yani israfın ne kadar büyük boyutlarda olduğunun açık bir göstergesi. Şu da bir işin şeyi, bu az önce saydığımız istatistiklerin tutarlarını ben size vermek istiyorum. Her biri bu tutarlarla, her biri 100 yataklı 63 hastane, 14 derslikli 394 okul ve 300 öğrenci kapasiteli 217 tane yurt demek bu rakamlar. Evet. Yani korkunç rakamlar. Evet. Bu bizim ülkemizde. Birleşmiş Milletler'in 2015 yılındaki yapmış olduğu istatistikler var. Zannedersem sizin söylemiş olduğunuz istatistikler evet. onlar. Yani oradaki israfın boyutuyla onlarca Afrika ülkesini belki de bugün mamur edebilecek derecede israflar söz konusu. Hocam şurada araya girmek istiyorum. Buyurun. İzninizle. Şimdi bu ekmek israfı dendiğinde bu genelde israfın, özellikle gıda israfının ekmek üzerinden incelemeler yapılıyor, araştırmalar evet. yapılıyor. Bunun şöyle bir çarpan etkisi var yani hani öyle düşünüyorum. Yani bir insan ya da oradaki paylaşmış olduğunuz istatistiklerde israf edilen ekmek sadece ekmek israfı olmuyor. Siz bir yönüyle değindiniz. Onun üretildiği buğday israfı oluyor. Yine o buğday yetiştirilirken kullanılan su israfı olmuyor. Emek israfı oluyor. Emek israfı oluyor. Ondan sonra oradaki toprak israfı oluyor. Zaman israfı. Zaman israfı oluyor. Yani bu çarpanlarını da bence düşünmemiz lazım. Evet. Bir de ilginç bir şey okumuştum hocam. Birkaç yıl önce dünyada hocam obeziteden ölenlerin sayısı evet, ona gelecektim siz yani. Yetersiz beslenmeden ölenlerden daha fazlaymış hocam. Yani söylediğiniz bu cümlede şunu gösteriyor. Yani günümüzdeki kıtlığın ve kıtlık demeyelim de ekonomik buhranların yegane sebebi insanların zenginleri doyuramaması yoksa fakirleri doyuramamasından kaynaklanıyor. Evet. Yani demek güzel ki bir dünyada şey söyledim, zenginleri doyuramıyoruz. Evet hocam. Devam edelim hocam. Hocam gıda israfından sonra bir de zaman israfı evet. var ki
Rabbimiz Celle Celaluhu Asr suresinde buna direkt vurgu yapmıştır. Az bilinen, hayatta az bilinen fakat israf edilen en büyük değerlerden bir tanesi de maalesef zaman israfıdır. Cenab-ı Hakk'ın üzerine yemin ettiği, Hazreti Peygamber Efendimiz'in de boşa geçirilmemesi için sıklıkla üzerinde durduğu, uyardığı bir gerçekliktir zamanın israfı. Nimetani mevbunun fihime ketirun minennas es-sıhhatu vel-ferah. Efendimiz buyuruyor ki iki nimet vardır ki insanlar bunun değerini, kıymetini bilmez. Bundan gafil olurlar. İşte bunlardan bir tanesi zaman israfı. Şimdi zaman israfını çok uzatmak istemiyorum ama çok manidar bir paylaşımda bulunacağım. Diyor ki bir yerde okumuştum. Bir senenin kıymetini sınıfta kalan bilir. Bir ayın değerini, kıymetini erken doğum yapan kadın bilir. Bir haftanın kıymetini dergi editörlüğü yapan birine sormak lazım. O bilir. Bir saatin kıymetini sevdiğini uğurlamak için peronda bekleyen kişiye sormak lazım. Bir dakikanın kıymetini uçağını kaçıran yolcuya sormak lazım. Bir saniyenin kıymetini saniyeyle kazayı atlatmış veyahut da ölümden kurtulmuş birine sormak lazım. Bir saniyenin kıymetini de olimpiyatlarda altın madalyayı kaçırmış ve gümüşü gümüş madalyayı almış birisine sormak lazım. Yani zaman artık elimizden uçtuğu zaman onu geri getirmek mümkün değil. Nasıl söz ağızdan çıktığı zaman, ok yaydan çıktığı zaman geri döndürülemiyorsa zaman da gittiği zaman onu geri getirmek mümkün değil. Rabbim zamanın kıymetini bilenlerden ve hüsran olmayanlardan eylesin inşallah. İnşallah. Zaman israfını da bu şekilde izah etmiş olalım. Bir de sağlık ve ömür israfı var ki Efendimizin sizden kim huzuru yerinde bedeni sağlıklı ve o günkü yiyeceği yanında olarak o güne başlarsa sanki bütün dünya o kimseye verilmiş gibidir diyor. Evet. Evet. Sağlığın bundan anlıyoruz ki sağlığın ne kadar büyük bir nimet olduğunu, aynı zamanda ömür nimetinin değerini. Az önce okuduğum şeyde yine hadis-i şerifte birisi boş zamandı. Diğer israf edilen kıymetlerden, değerlerden birisi de maalesef sağlık nimeti. Evet. Sağlık nimeti ki bugün hastanelerde sağlıklarıyla imtihan olan nice kardeşlerimiz var. Biz bunları biliyoruz. Evet. Rabbim inşallah o imtihanı da kolay bir şekilde verebilmeyi nasip etsin. Yani ömür israfı, ömür de israftan maalesef nasibini alan bir olgudur. Efendimiz buyuruyor ki لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ اَرْبَعٍ. Kişi şu dört soruya muhatap olmadıkça Allah'ın huzurundan ayrılamayacak. Bunlardan birincisi عَنْ عُمْرِهِ ف۪ي مَا اَفْنَى. Kulum, sana bir ömür verdim, onu nerede tükettin diye Rabbimiz Celle Celaluhu bize soracak. Ömürle alakalı bir buz satan adamın hikayesi vardır. Evet. Bilirsiniz. Adamın birisi böyle Temmuz, Ağustos aylarında o sıcağın alnında pazarda buz satıyor. Buzu eridikçe sermayesi o. Başka sermayesi yok. Endişelenmeye başlıyor etrafındakilere. Ne olursunuz sermayem erimeden şunu alın da beni kurtarın şeklinde feveran ediyor. Ömür de böyledir. Evet. İnsanoğlunun ömrü her gün takvimin yapraklarından birer birer elimizin altından kayıyor. Ama biz maalesef bunun farkında değiliz. Rabbim ömrün de kıymetini bilenlerden eylesin inşallah. Hocam şimdi ömür ve sağlık israfı noktasında ki ömrün de israf olduğunu söylüyoruz. Herhalde izleyenlerimiz buraya dikkat kesiyorlardır yani hani. Bunun sanki insanın yaşadığı hayatın, bu bedeninin, onun yaşadığı ömrün, yaşı, kaç yaşındaysa yani hani
Gün gün büyüyerek, yaşayarak yani hani 10 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında böyle ilerlerken aslında yani onun kendinin olduğunu düşünmesi, bu benim hayatım, benim bedenim, benim sağlığım. Öyle zannediyorum. Evet. Burada herhalde kritik nokta emanet bilinci geliyor. Yani bunların bize emanet olduğunu, yani bu herhalde tüketim ve israf konusunu konuşurken emanet bilincinin de olması gerektiğini herhalde vurgulamamız lazım. Kesinlikle. Sadece ömür değil, bugün baktığımız zaman az önceki ihtiyaçların giderilmesi noktasındaki israftan bahsederken kişi diyor ki, hocam yani bunu ben kazandım, çalıştım, çabaladım. Yani dilediğim gibi, istediğim gibi bunu harcayamaz mıyım? Evet. Harcayamazsın tabii ki. Neden? Çünkü bunlar ifade ettiğiniz gibi bize birer emanettir. Evet. Yunus ne buyuruyor? Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var git biraz da sen o yala. Evet. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu daha Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfalarında, ilk suresinde, ilk ayetlerde müminlerin özelliklerini anlatırken وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ müminleri anlatırken öyle buyuruyor. Evet. Kendilerine rızık verdiğimiz şeylerden infak ederler. Allah-u Teala şöyle demiyor, وَمِنْ اَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ mallarından infak ederler demiyor. Buradan şunu anlamalıyız. Evet. Dolayısıyla o malın sahibi, asıl sahibi Yüce Yaradanımız, evet. Cenab-ı Hak. Biz sadece onun bekçisiyiz. O halde madem bu mallar bize emanet, istediğimiz gibi har vurup harman savuramayız. Onun bir dengesi var. Az önce okuduğumuz ayetler. Kulu veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. İşte dediğiniz gibi emanet bilincini, sorumluluğunu kişi nefsinde taşıması gerekir. Evet. Hocam, programımızın son bölümlerine geldik. Ona göre ilerleyelim hocam. Ben birazcık daha israfı önleme adına neler yapabiliriz? Bu konuya girmek istiyorum ama herhalde bir eklemek istiyorsunuz hocam, bu konuyu. Hocam sevgi ve nefret israfı dediğimiz bir israf var. Devam ki edelim. İsraf denilince belki de hiç akla gelmeyecek iki kavram belki. Evet. Sevgi ve nefretle alakalı noktada da Efendimiz şöyle buyuruyor. Ahbib habibeke hevnen ma asa en tekune bagîdeke yevmen ma. Sevdiğin kişiyi öyle sev ki gün gelir buğz ettiğin, düşmanlık yaptığın kişi olabilir. Evet. Ebgiz bagîzeke hevnen ma asa en tekune habibeke yevmen ma. Buğz ettiğin, düşmanlık beslediğin kimseye de ölçülü davran ki, ölçülü düşman şeyi buğz et ki gün gelir en sevdiğin dostun olabilir. Bu noktada nefret ve sevgide de biz israf noktasında dikkat etmeliyiz. En önemli konulardan bir tanesi de kamuda israf. Evet. Kamu mallarında israf. Hı hı. Kişi, ferdi, ben belki sizin bir hakkınızı riayet etmediğim zamanlarda sizden helallik alma gibi bir imkanım olabilir ama kamu mallarıyla alakalı yani biz kendi ülkemizi düşünürsek 80 milyonun hangisinden helallik alacağız? Evet. Çünkü devletin her bir malında, her bir şeyinde tüyü bitme, yemişler, yetimlerin hakkı var. Dolayısıyla kamu mallarını israf etme noktasında da dikkat etmemiz gerekir ki asıl Fatih Hocam benim vurgulamak istediğim bir de insan israfı var ki, insan israfı bugün en farkında olmadığımız ama insanı nasıl israf ettiğimizin biz maalesef farkında değiliz. Dilerseniz yavaş yavaş bitirmek için bunu da şey yapayım. Son onu alalım hocam. Yaratılmışlar içerisinde en değerli yaratık olan insan olduğuna göre, yerde ve göktekilerin insan için yaratıldığına göre o halde insanın israf edilmemesi gerekir. Evet. İnsan nasıl israf olur? İnsan nasıl? Az önce buyurdunuz, ben geleceğimi söylemiştim. İhtinas sıratel müstakimde buyurulduğu gibi. Evet. Yani doğru bir yolda gitmesi gereken insan istikametini bozarsa, Allah'ın rızasını kazanıp da cennete gidecek olan insan
cehenneme doğru yol alırsa bu insanın en büyük israfıdır. Evet. Haddi aşmasıdır. Yani evet biz bugün ihtiyaç maddelerinde israf yapabiliriz ama bunların telafisi mümkündür. Ama insan israfı asla mümkün olmaz. Bir insan kolay yetişmiyor. Evet. Bir genç kolay yetişmiyor. Maalesef bugün gençlerimiz neler uğruna heba ediliyor, neler uğruna israf oluyor? Yani bugün terör örgütlerinin en büyük hedef kitlesi gençler. Bugün uyuşturucu mafyalarının, efendim baronlarının en büyük hedef kitlesi gençler. Bugün moda sektörünün en büyük hedef kitlesi gençler. Evet. Dolayısıyla biz gençlerimize sahip çıkmamız gerekir. İnsan israfı bu noktada çok önemli. Herhalde bitirmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Bir gün babanın bir tanesi oğlunu şeye götürmek için parka oynatmak için götürmek için oğluna söz veriyor. Küçük 5 yaşında çocuğu var. Fakat onu unutmuş. Adam pazar günü gazetesini alıyor, çayını, kahvesini alıyor. Uzanıyor koltuğuna, televizyon seyredecek. Çocuk geliyor, babacığım beni parka götürecektin. Unutmuş. Diyor ki evladım, elindeki gazetenin içerisinde bir tane dünya haritası görüyor. Diyor ki onu bilmem kaç parçaya bölüyor. Sen diyor git bunu yap. Getir, tamam söz seni götüreceğim. Çocuk 5 dakika sonra geri gelince şaşırıyor. Sen bunu nasıl yaptın evladım? Çocuk, o küçücük çocuk diyor ki o dünya haritasının arkasında bir insan resmi vardı. Babacığım ben insanı düzelttim, dünya düzeldi. Evet. Yani insan düzelirse dünya düzelir hocam. Evet. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın. Evet. İnsanı israf etmemek lazım. Evet. Kıymetli hocam, ağızlarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İsraf etmeden vaktimizi doldurmuş olduk diyelim. Evet. Ona dikkat etmiş olduk yani diyelim. Yani israfla alakalı söylenecek o kadar şeyler var ki ancak bu kadar kısıtlı bir zamanda Rabbim inşallah başka programlar vesilesiyle bunları söyleme fırsatı bize doğar diye düşünüyorum. İnşallah. Evet, değerli Kanal S televizyon izleyenleri, biz İl Müftülüğü vaizimiz Kenan Cem hocamızla bu gece, bu değerli vakitlerde sizlere tüketim ahlakı ve israf konusunu biraz dilimiz döndüğünce bir farkındalık oluştursun diye bir giriş yapmak istedik, bir anlamak istedik. İnşallah faydalı olmuştur. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, Ramazanımızı hayırlara eylesin. Geceniz mübarek olsun. Görüşmek üzere.